olarak ilk sorumuz neydi? Ters orantı nedir? Ters orantı nedir ve örnek veriniz. Şimdi ters orantı neydi? Biri artarken diğeri azalıyor ya da biri azalırken diğeri artıyorsa biz buna ne diyorduk? Ters orantı. Yani burada tanım olarak öyle yazacaktınız. Örnek olarak verdiğimizde ise e, ters orantıya örnek e, mesela 10 işçi 10 işçi işçi 5 günde bir işi yapabiliyorsa 5 işçi Kaç günde yapar? X günde. Şimdi burada işçi sayısı azaldığında gün sayısı ne olur? Artar. Yani 10 kişinin yaptığı bir işle 5 kişinin yaptığı bir iş aynı olmaz. Şimdi doğru orantıya geçtiğimiz zaman doğru orantı neydi? Doğru orantı biri artarken diğeri artıyor. Ya da biri azalırken diğeri azalıyordu değil mi? Buna örnek olarak da mesela 1 kilogram tereyağı 10 lira ise 10 kilogram tereyağı kaç lira olur? X lira. Değil mi? Şimdi burada baktığımız zaman kilo arttığında ne olacak? Para da artacak. Bu soruda da böyleydi. Şimdi ikinci sorumuza baktığımız zaman 5 kilogramı 125 TL olan fındığın 1 kilogramı kaç TL'dir? Burada baktığımız zaman doğru orantı vardır. 5 kilogramı 125 TL ise 1 kilogramı x dediğimiz zaman doğru orantı olduğu için ne yapıyorduk? Çaprazlama gidiyorduk değil mi? Buradan çözdüğümüz zaman 5 çarpı x 5 çarpı x eşittir. 1 çarpı 125. Buradan 5 x eşittir. 125. Her iki tarafı da 5'e bölersek eğer. 125'i 5'e böldüğümüz takdirde x'imiz kaç çıkar? Ee, 20 25. X'imizin sonucu kaçmış? 25'miş. Şimdi 160 TL alışveriş yapan birine ne kadar KDV verir demişiz. KDV oranını da %8 olarak hesaplayalım demişiz. Sorumuzda. Şimdi 160'ın önce %8'ini bir bulalım. Yani %8'ini bulduğumuz takdirde neyi buluyoruz biz aslında? Kdv oranını buluyoruz değil mi? Şimdi sıfırlar sadeleşti. Gördüğünüz gibi. 8 ile 10'u sadeleştirdiğimiz yani her ikisini de ikiye böldüğümüzde yukarı tarafta 4 aşağı tarafta 5 kaldı. 16 kere 5'i de çarp 16 kere 4'ü de çarparsak eğer 64 64 bölü 5'edir. Şimdi 64 bölü 5'i oranlı olarak buraya bölersek şu şekilde olur. 64 bölü 5. Altının içinde 5 bir kere var. 5 kere 1 5. Çıkardığımız zaman 1. 4'ü indiririz. 14'te 5. 2 sefer var. 10. Çıkardığımız zaman kaç? 4. 4 ee, yanında bir sayı olmadığı için 5'e bölünmediği için yukarıdan bir 0 indiririz. Yanına bir virgül atarız. 40'ta 5 kaç sefer vardır? 8. Yani sonucumuz 12,8'dir. Diğer bir soruya baktığımız zaman Ebru parasının %25'iyle portakal %25'iyle elma aldığına göre geriye 100 TL kaldığına göre başlangıçta ne kadar parası vardır? Şimdi baktığımız zaman %25'i 100 TL kaldığına göre %100'ü kaçtır? Bakın. Burada %25'i nedir? 4'te 1 oranıydı değil mi? 1 bölü 4. 1 bölü 4 oranda olduğu için 1 bölü 4'ü 100 ise 4 bölü 4'ü kaçtır? 400 TL'dir. Yani 4 ile çarparsak. Şimdi bu 400 TL'de diğer portakal mantığına baktığımız zaman e, Diğer portakal ile baktığımız zaman %25'i 400 TL'ymiş değil mi? O zaman %100'ü kaçtır? Yine aynı şekilde yaparsak bunu da 4 ile çarparsak işler dışlar çarpımından X'imiz burada kaç çıkar? 1600 doğru cevabımızdır. Bir sınıftaki kızların erkeklere oranı 2 bölü 5'tir. Sınıfta toplam 42 kişi olduğuna göre kız sayısını bulunuz. Şimdi kız sayısını burada nasıl buluyoruz? Bakın. Ee, burada 2K bölü 5K şeklinde yapıyorduk değil mi? Oran orantıda öğrendiğimiz bir yöntemdi bu. 2K bölü 5K şeklinde. Toplarsak sınıfta toplam kaç K'mız var? 7K. 7K'mız kaçmış? 42. Her iki tarafı 7'ye böldüğümüz zaman tamam mı? Buradaki 7'ler ile gider. K'mız eşittir. 42'yi 7'ye böldüğümüz zaman 6'dır. Bakın bu K'mız. Kat sayımız. Kız sayısını bulunuz dediğimizde. Bakın kızların erkekler oranı dediğimiz için 2K bizim nedir? Kız sayımızdır. 2 ile de 6'yı çarptığımız takdirde 2 çarpı 6'dan sonucumuz 12 tane neyimiz varmış? Kız öğrencimiz varmış. Şimdi erkekler kızlardan kaç fazladır dediğimiz zaman. Erkeklerimiz de neydi? 5K. K yerine burada bulduğumuz gibi 6'yı yazarsak 5 kere 6 da ne yapar? 30. Kız sayımız kaçtı? 12. 30'dan 12'yi çıkardığımız takdirde sonucumuz kaç kalır? 8, 18. Tamam 18 kişi nedir? Fazladır. Arka tarafa baktığımız zaman 15 kişi 20 günde yaptığı bir evi 30 kişi kaç günde yapar? Şimdi bakalım yazalım. 15 kişi değil mi? Kaç günde yapıyormuş? 20 20 gün. 30 kişi 30 kişi bilinmediği için ne? X kişi. Şimdi burada kişi sayısı arttığında gün sayısı ne olacak? Azalacak. Şimdi şöyle düşünün. 15 kişi 20 günde yapıyorsa 30 kişi olduğunda herkes daha fazla iş yapacağından 30 kişi de gün sayısı ne olacak? Azalacak. O konudan dolayı burada ters orantı vardır. Yani bir taraf artarken bir taraf ne oluyor? Azalıyor. Ters orantıda da şöyle bir yöntemimiz vardı. Düz şekilde çarpıyorduk değil mi? Düz şekilde çarparsak 15 çarpı 20 eşittir 30 çarpı x'tir. Şimdi burada 30 karşıya bölüm olarak gider. Çünkü burada çarpı durumundadır. Denklemlerde bunu anlatacağız. Karşıya attığımız zaman 15 çarpı 20 bölü 30 eşittir x'tir. Burada sıfırları sadeleştirebiliriz. Bakın burayı 3'e böldüğümüzde 1, burayı 3'e böldüğümüzde 5. Geriye ne kaldı? X eşittir. 5 çarpı 2'den kaç eder sonucumuz? 10. Yani 30 kişi kaç günde yapıyormuş? 10 günde yapıyormuş. Sonucumuz bundur. Şimdi A ile B ters orantılıdır. A 3 iken B 6'dır. A 9 iken B kaçtır? Şimdi ters orantıda şöyle bir şey vardı. Oran orantıda kurduğumuz yöntemde bir K sabit değerine eşit diyorduk değil mi? Şimdi doğru orantı olduğunu düşündüğümüz zaman doğru orantı da neydi? A bölü B ydi. A bölü B'yi K'ya eşitliyorduk. Ters orantı da neydi? A çarpı B'yi neye eşitliyorduk? K'ya eşitliyorduk değil mi? Şimdi bura bize ne vermiş soruda? Ters orantılıdır demiş. Şimdi ters orantılı da A'mız 3 ise B'miz 6 ise çarptığımız zaman ne yapar? 18 bizim neyimizdir? K değerimizdir. Şimdi aynı şekilde diğer bir şeyde baktığımızda A'mız 9'muş. Değil mi? B'mize biz B yazalım yerine. Eşittir ne? K. K'mız kaçtı? 18. 9 burada çarpı durumunda olduğu için karşıya bölüm durumunda gider. Yani burada aslında şöyle diyor. 9'u hangi sayıyla çarparsak 18 yapar. 9'u hangi sayıyla çarparsak 18 yapar? 2'dir. 9 buradan karşıya gider. B eşittir. 18 bölü 9'dan o da eşittir. Sonucumuz neymiş? 2'dir. Ahmet'in 100 TL'si vardır. Bu paranın %10'u kadar Rila ev kirası. Kalan paranın %50'si kadar faturaları ödediğinde göre geriye ne kadar parası kalmıştır diyor. Şimdi baktığımız zaman Ahmet'in 100 TL'sinin %10'unu bir bulalım önce. Ahmet'in 100 TL'sinin %10'u şu şekilde formülle yaptığımız gibi 100, 100 TL'nin %10'u nedir? 10 TL'dir değil mi? Bunlar sadeleşir. Geriye ne kalır? 10 TL. Sonra Ahmet'in parasının 100'ün bir de %50'sini bulalım. %50'si de nedir? Sadeleştirdiğimiz zaman 50 TL. Yani Ahmet toplamda kaç TL harcamış? 60 TL ne yapmış? Harcamış. Ama biz onu sormuyor. Ne kadar parası kaldığını soruyor. Yani 100 TL başlangıçta parası vardı. 60 TL de harcadığına göre çıkarttığımız zaman kaç TL'miz kalıyor? 40 TL'miz kalıyor değil mi? Bu soruyu da bu şekilde yapabilirdik. Kolay bir soruydu. Şimdi geldiğimiz zaman 45 sayısı hangi sayının %25'idir? Bakın burada bir sınırlama yapmamız lazım. Soruyu 2'ye bölecektik. Yani 45 sayısı eşittir. Hangi sayı? Sayıyı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. X sayısının 25 bölü 100'ü neymiş? 45'e eşitmiş. Buradan sadeleştirdiğimizde bakın her iki tarafı 25'e böldüğümüzde bura ne? 1. Bura ne? 4. Yani 45 eşittir. X bölü 4 kaldı geriye. Buradan 4'ü karşıya çarpı olarak attığımız zaman x eşittir 45 çarpı 4'ten kaç eder? 180 sonucuna ulaşmış oluruz. Diğer bir soru. Bu soruda üstteki açıklama biraz karışık olduğu için direkt aşağıdan başlayalım. Bir işçi günde 7 tane e, yukarıdaki gösteren tabaktan yapıyor diyor. E, buna göre 2 işçi 4 günde kaç tabak yapar? Şimdi bakın bir işçi, işçi günde 4 tabak yapıyormuş değil mi? 4 tabak. Şimdi bir işçi günde 4 tabak yapıyorsa bu işçi 4 günde kaç tabak yapar? Bak 4 bir işçi yine aynı şekilde işçi 4 günde kaç tabak yapar? Bir günde 4 tabak yapıyorsa 4 günde kaç tabak yapar? 16 mı tabak yapar? Olur mu öyle 16 tabak? 7 tabak yapıyorsa bak şuraya yanlış yazmışız. Bir işçi günde 7 tabak yapıyorsa 4 günde 28 tabak yapar. Şimdi bu cebimizde. 28'i bulduk. Tamam mı? Bize ne diyor? Kaç işçi var diyor? İki işçi. Yani bir işçi günde 4 tabak yapıyorsa iki işçi günde kaç tabak yaptığını bunu iki ile çarptığımız zaman sonucumuzu ne buluruz? 56 buluruz. Ee, sorularımız burada bu şekildeydim. Sorularımız gördüğünüz gibi kolay. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.